Muhalefet erken seçim isterken yanıtı en fazla merak edilen Millet İttifakı'nın adayı kim olacak sorusuydu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener adaylığını açıkladı ama bir sürprizle Cumhurbaşkanı adayı değilim, ben başbakanlığa adayım dedi. Akşener'in başbakanlığa talip olması Millet İttifakı açısından partili Cumhurbaşkanlığı sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş hedefi için yapılan en dikkat çekici açıklamaydı. Akşener yürütme gücünün başına talip. Ben aday değilim. Bunu net bir şekilde daha evvel söyledim, şimdi daha net söylüyorum. Ben aday değilim. Ben başbakanlığa adayım. Sürpriz açıklamasıyla siyaseti ısıttı. İYİ Parti lideri Meral Akşener seçimde Cumhurbaşkanı adayı değilim dedi ama altını çize çize başbakanlığa adayım diyerek güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş ve yürütmenin başına talip olarak dikkat çeken siyasi bir adım attı. Başbakanlık seçimi için elbette iddialıyım. Siyasi kulislerin en sıcak iki sorusuydu. Seçim ne zaman olacak ve Millet İttifakı'nın adayı kim? Akşener, Cumhurbaşkanlığına değil başbakanlık koltuğuna talip oldu. Seçimi Erdoğan değil Millet İttifakı kazanacak, sistem değişecek diyen Akşener, başbakanlık isteğiyle Millet İttifakı'nın ısrarla vurguladığı parlamenter sisteme dönüş hedefini güçlendirdi. Yanlış anlaşılan şey şu: biz Sayın Erdoğan'ın yerine ikinci bir Erdoğan seçmeyeceğiz. Kazanmamız gerekiyor. Parlamenter sisteme geçmemiz gerekiyor. Seçilen kişi parlamenter sisteme geçişin yolunu döşecek. Halk TV'ye konuşan Akşener her cümlesinde seçimden sonra Cumhurbaşkanlığının sembolik olacağını ısrarla vurguladı. Üstüne basa basa parlamenter sistem ve başbakanlık dedi. Kazandık seçimi. Parlamenter sisteme de geçtik. O Cumhurbaşkanı Türkiye'yi birleştiren, herkesin Cumhurbaşkanı, partili değil, Almanya Cumhurbaşkanı gibi sembolik ve konumda kalacak. Peki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Siz Cumhurbaşkanı adayı mısınız efendim? Bizim adayımızı ittifak belirleyecek. Bu konu erken bir konu. Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmadığıyla ilgili hiçbir fikre sahip değilim. Aklında bir kişi var mı yok mu onu da bilmiyorum. Onları konuşmadık. O masanın etrafında elbette konuşulacak. Belli zaten olamaz. Evet. Şimdiden birisini bulsanız, bu adayımız derseniz yarın paçavrasını çıkarırlar. Elimden ne geliyorsa seçtirmek için çalışacağım. Millet İttifakı'nın seçimi ve Cumhurbaşkanlığının kazanması durumunda sistem nasıl değişecek sorusu için de Erdoğan göndermeli iddialı cümleler kurdu Akşener. Erdoğan kazanamadı ama partisinin başında, mecliste değil dışarıda ama partisinin başında olacak, doğru mu? Peki bu sistemin, bu gücün tepesinde bir başka ittifakın seçtirdiği birisi oturuyor. Her türlü iddiaya varım. Hepimizden evvel dilekçe lazımsa dilekçe vermiyorsa AK Parti ve Sayın Erdoğan, her türlü iddiaya varım. Bu tuhaf gücün bu tarafa yansımasını kimse istemez. Millet İttifakı'nın iki büyükşehir belediye başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, onların adaylığı ihtimali de soruldu Akşener'e. Onların itamiri, görev amiri ben değilim. Ekrem Bey veya Mansur Bey veya bir başkası şunu bilecek: Tayyip Bey'in yerine seçilmiyorlar. Partili Cumhurbaşkanı seçilmiyorlar. Başkan seçilmiyorlar. Onlar Cumhurbaşkanı seçiliyor. Sembolik bir Cumhurbaşkanlığını kim ister, kim istemez onları bilmiyoruz biz. Millet İttifakı'nda tüm senaryolar değişecek sisteme ayarlı ve yürütmenin başına, icracı koltuğa, başbakanlığa ilk talip Akşener oldu. Bu istek ittifakta nasıl yankılanacak merak konusu.